Merhaba. Yine bir kitap tavsiyesi videosuyla karşınızdayım. Bu videoda tam 25 tane tarih romanı kitabı tavsiye edeceğim. Genelde kitap tavsiyesi videolarında çekiliş de yapıyoruz, kitap da hediye ediyoruz. Bu videoda da bir çekiliş yapacağız. Hatta bu zamana kadar yaptığımız en büyük çekiliş olacak aslında. Tam 12 kitap hediye edeceğiz. iki kişiye altışar tane olmak üzere. Önce kitaplarımızı bir tanıtalım. Daha sonra çekiliş hakkında detaylı bilgiyi vereceğim. Evet 25 tarih romanına sırayla başlayacağız. Kısa kısa anlatacağım. Şu an bu 25 kitaptan birkaç tanesi elimde değil ama onları açıklama kısmındaki listeye de yazacağım. Buradan da yine onlardan kısaca bahsedeceğim. Şimdi buradan başlayalım. Burada ilk kitabımız Sultan bir kanuni romanı Okay Tiryakioğlu. Okay Tiryakioğlu tabii çok önemli bir tarih romancımız kendisi. Kanun Sultan Süleyman'la ilgili yazdığı romanı da ben keyifle okumuştum. Yani Okay Tiryakioğlu'nun ben bu kitabını ve birkaç kitabını listeye dahil ettim ama çok fazla tarih romanı var ve kendisinin bütün kitaplarını okuyabilirsiniz. Evet sırada Genç Osman'la ilgili iki kitabımız var. Biri eşik yayınlarından çıkan Genç Osman, Şahı Cihan'a nasıl kıydılar? Diğeri de Yedi Kule. Ee, bu kitap Genç Osman'ın dönemini anlatıyor. Yedi Kule ise Genç Osman döneminden sonra meydana gelen olayları anlatıyor. i̇ki yani kitap da gerçekten çok iyi. Ben Genç Osman'a biraz meraklı olduğum için bu iki kitap çok hoşuma gitmişti. Sizlere de bunları ayrıca tavsiye ederim. Evet şimdi de saklanmış bir savaş olan Kurtul Amare ile yıllarca bizden saklanmış olan Kurtul Amare ile ilgili kitaplar var elimde ki Kut'un Dört Delisi Hasan Bastı Şenel'in kitabı. bu eşik yayınlarından çıkmıştı. İkincisi yine o savaşı baştan sona anlatan İsmail Bilgi'nin bir romanı. İsmail Bilgi'nin de yine çok farklı konularda tarih romanları bulunuyor. Birkaç tanesini buraya dahil ettim ben. Üçüncüsü de Mehmet Fazıl Paşa. Burada Kutulemaer'de bir aslan terbiyecisi alt başlığıyla ele alınmış. Mehmet Fazıl Paşa çok fazla tanınan biri değildir ama kendisi tam bir mücahittir. Şeyh Şamil'in Kafkasya savunmasında yer etmiş, Ruslarla savaşmış, daha sonra Pek çok cephede savaşmış. En sonunda Kutül Amare'ye gönüllü olarak gelmiş ve orada gönüllü süvari birliğini komuta etmiş ve Kutül Amare savaşları esnasında da şehit olmuş bir mücahit kendisi. O yüzden çok önemli aslında. Çok fazla bununla ilgili kitap da yok. Bunun önemine binaen ben listeye dahil ettim Mehmet Fazıl Paşa'yı. Evet Yemen'le ilgili, Yemen cephesiyle ilgili elimde bir kitap var. Kan ve Kum. Çok sevdiğim bir kitap. Ayrıca Yemen'le ilgili listede bir kitap daha var. Yemen Ah Yemen, Mehmet Niyazi'nin kitabı. Onu da çok keyifli okumuştum ama elimde yok şu an kim bilir nerede. Ama listede o da yer alıyor. Kan ve Kum kitabı ise bir Osmanlı subayın günlüğü. Yani bu gerçekten de bir Osmanlı subayının günlüğü. O yüzden çok kıymetli bir eser. Savaş nasıl başlamış, nasıl gelişmiş, nasıl sona ermiş bunu çok iyi anlatıyor. Bir subayın gözünden gelişmeleri takip edebiliyorsunuz, görüyorsunuz. Kitabı okurken sanki siz de cephede savaşıyormuşsunuz hissi veriyor. Evet Çanakkale ile ilgili romanlar var. Eşik Yayınları'ndan Çanakkale Yeniden Diriliş Mahmut Öztürk'ün. Çanakkale Mahşeri Mehmet Niyazi'nin yine Mehmet Niyazi'nin çok önemli bir eseri. Belki de en çok bilinen eseri budur. Çanakkale Savaşı'nı hem deniz savaşlarını, hem kara savaşlarını baştan sona çok güzel bir şekilde ele almış gerçekten. Ve, ve yine eşik yayınlarından Çanakkale Sesli Siperler bu kitabı da yine Çanakkale'ye meraklı olan kişilerin okumalarını tavsiye ediyorum. Evet, Birinci Dünya Savaşı ile ilgili kitaplara devam ediyoruz. Sırada Kar Kelebekleri var. Sarıkamış harekatını anlatan, Sarıkamış destanını anlatan çok ince bir roman. Nusret Özcan Üstad'ın kaleme aldığı bir roman. Sarıkamış'la ilgili de pek kitap bulmak mümkün değil. O yüzden Nusret Özcan'ın bu romanını, bu ince romanını okumanızı tavsiye ederim. Evet, Ozan Bodur'un romanlarına geldik sıra. Belgesel roman diyebiliriz bunlara. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerini kaleme alıyor bu romanlarında. Daha çok Abdülhamit Han özelinde tabii ki. Belgesel roman olması hasabıyla Ozan Bodur'un kitaplarında şöyle bir e, güzellik var. Çok iyi dipnotlar kullanıyor kendisi. Yani olaylar akışını bozmadan altta çok önemli bilgiler e, veriyor sizlere. E, bu açıdan da çok kıymetli bu kitaplar. Aynı zamanda Sultan Abdülhamit Han'a merakı olanlar, hayatını öğrenmek isteyenler e, yine Ozan Bodur'un Gök Sultan adlı kitabını da okuyabilirler. Evet buraya gelelim. Evet burada İslamiyet öncesi Türklerle ilgili birkaç kitap var. Nihal Atsız'ın ben bütün romanlarını okudum. Ama Bozkurtları size tavsiye ederim. Bozkurtların ölümü ve Bozkurtlar diriliyor diye bende iki cilt halinde var bu kitap. Eski baskı. Babamın kütüphanesinden aşırmıştım bunları. Bu kitaplar bildiğim kadarıyla son dönemlerde tek cilt olarak da basılıyor. Bozkurtlar ismiyle. Yani Bozkurtlar diriliyor, Bozkurtlar ölüyor isimleriyle bulamayabilirsiniz. O yüzden Bozkurtlar olarak tek kitap olarak da bunu edinebilirsiniz. Yani bu kitapları okurken insanın böyle ata binip kırlarda bayırlarda gezip dolaşası geliyor. Keyifli romanlar diyebilirim bunlar için. Evet yine İslamiyet öncesi Türkleri anlatan Tuyu Kunlar diye bir roman var elimde. Bu çok bilinen bir kitap değildir. Zaten Bozkurtlardan da önce dönemi anlatıyor bu. Miladın başlarında Olan olayları anlatıyor. Yani 2000 yıl öncelerini anlatıyor. Bu yüzden eğer o döneme merakı olan arkadaşlarımız varsa e, bu kitabı da okuyabilirler. Şu an yeni baskısı yok bu kitabın. Ama ikinci el kitap satanlardan ya da sahaflardan 5 liraya 10 liraya bunu bulabilirler. Evet yine bir Okay Tiryakioğlu kitabı var elimde. Şeyh Şamil. Kafkas kartalı. Bildiğiniz gibi Şeyh Şamil de önemli mücahitlerden birisi. Biraz önce Mehmet Fazıl Paşa'yı anlatırken de kısaca değinmiştim. Onun hayatı da önemli. Onun hayatını öğrenmek de bizler için önemli. Oradaki mücadeleleri öğrenmek de bizler için önemli. Bu yüzden e, o kaytıryaki birkaç kitabını ekledim demiştim. E, o kitaplardan biri de Şeyh Şamil. Evet, diğer kitabımız Evvel Zaman İhtilali. Bu ilginç bir roman. Yani şöyle söyleyeyim. Tarih romanlarında bir kişi ya da bir olay çevresinde döner bütün roman. Ama burada belli bir kişi ya da belli bir olay yok. Burada bir dönem romanı diyebiliriz buna. Bir celladın hikayesini anlatıyor. Bu yüzden de aslında kıymetli bir eser. Kolay kolay bulamayacağınız türden bir tarih roman. O yüzden bunu da ben tüm arkadaşlara, gençlere tavsiye ediyorum. Evet yine pek rastlamadığımız Endülüs romanlarından bir tanesi. Son Kale. Gırnat'a düşerken Endülüs'ün son dönemlerini anlatan güzel bir roman. Evet, Adnan Şenel'in kitapları var burada. Selanik içinde sala okunur ve Hey May Moro. Selanik içinde sala okunur, artık Balkanların elimizden çıkma dönemini anlatıyor. Balkan savaşlarını anlatıyor. Adnan Şenel'in kurduğu dil de mükemmel. O yüzden çok keyifli okuyorsunuz bu romanları. Yani kalın olduğuna bakmayın, çok keyifli okunan romanlar bunlar. Ayrıca Selanik içinde sala okunur romanı. E, Mostar Tarih Romanı Yarışmasında birinci olmuştu. Onu da belirtmekte fayda var. Heymey Moro ise. Şimdi biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı esnasında esir düşen askerlerimiz olmuştu. Rusya'nın esir ettiği askerler de Sibirya'da tutuluyorlardı. Sonraki dönemlerde Japonya bu Sibirya bölgesini ele geçirmişti ve oradaki bizim tutuklu askerlerimizi Osmanlı'ya geri göndermişti. İşte onun hikayesini anlatıyor bu roman. Yani yine çok az bilinen konulardan bir tanesi. O yüzden e, okumanızı tavsiye ederim. Evet şu an elimdeki son kitap Tuna'ya Doğru Gazi Osman Paşa. Gazi Osman Paşa da yine Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yaşamış ama yetiştirdiği en önemli paşalardan bir tanesi. Yine Gazi Osman Paşa'yı anlatan bir kitap daha var listede. Plevne adında Mehmet Niyazi'nin bir kitabı. Onları da size okumanızı tavsiye ederim. Evet ben kitapları sizlere kısaca anlattım çok fazla video uzamaması için. Şimdi çekiliş kısmına gelelim. 12 tane kitabı çekilişle hediye edeceğimizi belirtmiştik. İşte görmüş olduğunuz bu kitapları eşik yayınlarından çıkan bu 12 kitabı iki kişiye altışar kitap şeklinde hediye edeceğiz. Video yayınların yayınlanmaz Twitter hesabımızdan bu çekilişi başlatacağız. Oraya katılırsanız kitap kazanma ihtimaliniz var. Bu aralar epey kitap hediye ediyoruz. Malum evdeyiz. Herkes evinde. İnşallah evdeyken yalnız kalmamanız için bu kitapları da size göndereceğiz. Evet çekilişler devam ediyor. Kitap tavsiyesi videoları da bundan sonra inşallah devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayırla kalın.